81 ilimiz için öne çektiğimiz destekleme rakamlarını sizlerle paylaşacağımı da belirtmek isterim. 11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibariyle değerli arkadaşlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2.167.958 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem bitkileri üretim desteği bağlamında 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26.329 yetiştiricimize anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62.606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6.325 TL, 8.909 yetiştiricimize sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9.993 yetiştiricimize arıcılık desteği kapsamında 36 milyon 615 bin 320 TL, 4.923 yetiştiricimize çiğ süt desteği kapsamında 33 milyon 474 bin 883 TL, 1054 yetiştiricimize besilik erkek sığır desteği kapsamında 22 milyon 835 bin TL, 47 yetiştiricimize hastalıklardan ağrı işletme desteği bağlamında 3 milyon 937 bin TL, 21 yetiştiricimize hayvan gen kaynaklarını koruma desteği kapsamında 318 bin 850 TL olmak üzere toplam 13 milyar 836 milyon 6715 TL'yi 2 milyon 521 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Onlara hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli kazançlar diliyoruz. Mazot ve gübre desteği afet bölgesindeki illerde, değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 2022 mahsulü için biz yeni bir uygulama başlatmıştık. Bunun aynı olarak verilmesi kararını almıştık. Ama bu 11 ilimiz için nakdi olarak verileceğini belirtmek isterim. Diğer 70 ilimizde sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına bu bahsetmiş olduğumuz destekler de tanımlanmış olacaktır. Afet bölgemiz en düşük seviye olan 0 rakımdan bölgedeki en yüksek rakım olan 2000 rakıma varan yerlerin bulunduğu bir bölgedir. Bu durum aynı anda bölgede 4 mevsimin yaşanmasına da imkan vermektedir. Böylece tarım desenini önemli ölçüde etkileyen bir bölge olduğunu da belirtmekte yarar görüyorum. Deprem bölgesinin kimi yerinde hasat yapılmakta, kimi yerinde gübreleme ve ilaçlama, kimi yerinde budama, kimi yerinde ekim ve dikim yapılırken, kimi yerinde ise hala çiftçimiz ne ekeceğini planlamaktadır. Bir de yaşadıkları büyük afetten dolayı her şeye ihtiyaçları olduğu gibi nakit paraya da ziyadesiyle ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu zor durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 2022 yılından itibaren aynı olarak ödediğimiz mazot gübre desteğinin depremden etkilenen 11 ilimize nakit olarak ödeme kararını aldık. Bu kapsamda 301.472 üreticimize, bu 11 ilden bahsediyorum değerli arkadaşlar, mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 861 milyon 743 bin 200 TL ödenecek. 9.830 üreticimize yem bitkileri desteği kapsamında 41 milyon 92 bin 146 TL, 113.861 yetiştiricimize hayvancılık desteği kapsamında 473 milyon 812 bin 128 TL, 112 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 38 milyon 80 bin 132 TL olmak üzere toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL'yi 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına bugün geçmiş olduk. Nakit olarak destek paralarını kendileri de
bu bankalardan çekebileceklerdir. Tarımsal destekleme ödemelerimiz hem afet bölgemiz hem de ülkemiz çiftçisine hayırlı ve bereketli olsun. Afet bölgesini her alanda olduğu gibi tarımsal manada da ayağa kaldırmak için var gücümüzle destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bölgede tarımsal faaliyet anlamında her konuya vakıf olduğumuzu belirtmek isterim. Çiftçimizin bu süreçten etkilenmemesi için her türlü enstrümanı sahaya sürüyoruz. Bu süreçte deprem bölgesinde çiftçimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bölge için kısa, orta ve uzun vadeli güçlü bir destekleme ve tarımsal üretimi planlama politikası yaparak bölgenin ihtiyaçlarını inşallah karşılayacağız. Tohumu toprakla birlikte buluşturacağız, gübrelemeyi, sulamayı, ilaçlamayı birlikte yapıp mahsulü tarladan, bahçeden birlikte kaldıracağız. İnşallah hasat bayramını da bu topraklarda hep birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha deprem afeti nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza, ki bunun 411'i Diyarbakır'ımızda rahmeti rahmana kavuşmuştur. Rabbimizden rahmet yaralı olanlara ve kurtulanlara da geçmiş olsun diyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, biraz önce bahsetmiştim. Mazot ve gübre desteği artı hayvancılık desteği ilave olarak yine yem bitkisi desteği gibi desteklerle birlikte toplamda 601.1 milyon TL bugün itibariyle çiftçilerimizin hesabına geçmiş bulunmaktadır. Gerçekten Diyarbakır bizim için tarımsal her anlamda önemli bir ildir. Ama tarımsal üretim bağlamında da Diyarbakır'ın bizim yanımızda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ayrı bir yeri vardır. 601 milyon lira gibi bir parayı da Diyarbakır'lı çiftçilerimize inşallah hesaplarına geçmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun.